Yeniden yepyeni modeller, teknikler ve anlatımlarla merhabalar diyorum. İlk, i̇lk, defa gelenlere hoş geldiniz diyorum. Daha önceden defalarca izleyenlere teşekkür ediyorum. Alize Süperlana Klasik ile pudra pembesi çok hoş bir rengi var. %25 yün içeriği, 100 gramı 280 metre. 363 renk numarası. 3,5 numara tığ kullanacağım. 3, 3 buçuk, 4 numaraya kadar kullanabilirsiniz. Şişte de aynı şekilde 4 buçuk'a kadar kullanabilirsiniz. Geçenlerde bir şal modeli paylaştım, çok beğendiniz. O modelin kare, battaniye, kırlent gibi dekoratif ürünlere uygulanabilecek olan modelini paylaşacağım. Bu da çok gösterişli olmakta. 7-8 adet zincir çektikten sonra dip kısımdan kapatarak halkamı oluşturuyorum. Dilerseniz sihirli halkada yapabilirsiniz. Farklı bir göbek modeli ile başlayacağım. Ben bunu çok beğendim. 2 zincir ile yukarıya çıktım. Bu birinci trabzanım olmak üzere. Yanına bir tane daha ikili trabzan. 3 ve 4 Dönüyorum. 2 zincir ile tekrardan yukarıya çıktım. Bu birinci trabzanım yanından devam ederek 2 3 ve 4 4. trabzandan sonra 1 2 3 zincir tekrar ön yüzdeyim ipi alıyorum halkaya geri geliyorum ikili trabzan 1 2 3 4 1 2 zincir dönüyorum tekrardan 4 tane ikili tırabzan 1 2 3 zincir çevirdim ipi aldım tekrardan halkaya Aynı şekilde döne döne bu işlemi göbek kısmında 8 defa tekrarlıyorum. 8 tane yaprak oluşturuyorum. Örgüyü ördüğümüz yöne döndürerek halka kısmından devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 adet birbirinin üzerine geçmiş yapraktan oluşan bir çiçek ördük. Sıranın sonunda 3 tane zinciri yine yapıyorum ve şu sıranın başında ilk oluşturduğum 3 zincirli kısma atlıyorum sabitledim 1 2 zincirle yukarıya çıktım tekrardan trabzan arada iki tane zincir dip kısımdan aynı yuvaya bir tane daha ikili trabzan burası bizim motifimizin dört köşesinin kenar kısmı olacak. Devam eden modeli olacak. Eğer isterseniz 3 veya 4 dolguyla bir tane fıstık örgü, arasında yine 2 zincir. Üçlü veya dörtlü olacak şekilde bir tane daha fıstık örgü yapabilirsiniz. Bataniyenizin dört kenarının ara kısmının nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde örebilirsiniz. Şu anda su taşı ile ilerliyorum. İki tane zincir. Yandaki yuvaya atlıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir, iki ve üç zincir. Tekrar aynı yerden bir tane daha ikili trabzan. V kafes örüyorum. Kare olarak ilerleyeceğinden dolayı ve 8 tane yaprak olduğuna göre bu sırada 4 defa kenar su taşını 4 defa da V kafesi örmemiz gerekiyor. Geçişlerde ikişer zincir. Tekrardan arasında 3 zincir ile V kafes. 1, 2, 3 ve 4 adet köşe trabzanlarını ördük. 4 tane de arasında kafes var ve sırayı bitirdik. Kafes ile sıra bitti. Alt sıranın başlangıcı olan trabzanın üzerinden sabitledim ortaya geçmem gerekiyor. O yüzden şöyle yürüyorum bir olarak ve buraya geldiğim zaman 1 ve 2 zincirle ilk trabzanımı örüyorum. Sonra ikincisi arasında 2 iki zincir. Burası sabit. 2 tane zincir. Modelin karesinde hep önden alacağımız için çok daha kolay öreceğiz ve çok zevkli olacak. Eminim hemen ip alıp başlamak isteyeceksiniz. Ayrıca çeyizlerde de yeni doğan bebeklerde de çok gösterişli bir battaniye olacaktır. Yastığı, kırlenti hatta kız bebekler için hırkaları ile bile takım yapabilirsiniz. Bereleri ile. Ve buradaki V kafesin içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 adet ikili trabzan örüyorum. 2 zincir. Su taşına atladım. arasında iki tane zincir fix tekrardan iki zincir kafesin içerisinden bir üçlü trabzan da örebilirsiniz 4 5 6 7 Şu orta kısmı pek çok modelde artık uygulayacağınızı düşünüyorum. Kim bu fikri ürettiyse de çok güzel bir başlangıç olmuş. Bunu istemeyenler normal şu su taşları ile başlayabilir ama böyle çok daha şık. Ve 9 adet trabzan dolgusundan sonra 2 zinciri ördüm. Yine başlangıç noktasındaki su taşının tepesinden bağladım. Yandaki trabzandan atlıyorum. Orta kısma kadar geldim. Şimdi örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Birinci trabzanın ön tarafından alarak 1 2 3 adet ikili trabzan 1 2 zincir Sıradaki 1 2 3 trabzanı aynı şekilde ördüm. Yine 2 tane zincir ve kalan 3 trabzanı önden alarak örüyorum. 2 zincir, su taşına atladım. Bu kenar kısmı hiç değişmiyor. Şimdi dip dibi ama yapraklar çoğaldıkça köşeler birbirinden uzaklaşacak. Ve tekrardan 2 zincir. Şimdi ne yapıyorum? Aynı şekilde. Bir yaprak grubu bir su taşı olmak üzere. Önünden alarak 9 adet trabzanı aralarına ikişer zincir çekerek 3'e bölüyorum. 5. sıra. Sıra başı hep aynı. Her sıra burada köşede bitiyor ve su taşı ile başlıyoruz. Üç buçuk notu ben çok sıkıda da örmüyorum, normal örüyorum. Bu ipe iyi geldi. 2 tane zincir. Şimdi yaprağımın birincisinden başlayarak üçlü trabzanları örmeye devam ediyorum iki tane zincir önümdeki kafese Bir tane ikili trabzan 2 iki tane zincir 3 tane ön trabzan 2 zincir Sıradaki kafese 1 trabzan 2 zincir Ve yine sol yaprağım üçüncü yaprağım ön trabzan olarak. Hem yaprağımızı yavaş yavaş açıyoruz hem de ara kısımlarına düz trabzan örüyoruz. Bu kısımda önden olduğu için üç boyutlu olmakta. 6. sıra. Sıra sonunu göstermedim çünkü değişmiyor. Şurada grup bitti. 2 zincirle monte ettim. Yürüdüm. içinden su taşını ördüm. Her sırada olduğu gibi. Su taşından sonra 2 zincir. Şimdi burada farklı bir şey yapacağız. 2 zincir ipi doladım. Farklı bir uygulamaya geçiyoruz. birinci trabzandan ipi geçiriyorum. Bir kez alıyorum. Bekletiyorum kalan 2 ilmeği. Doladım. İkincisinden aynı şekilde ilmeği bekletiyorum. Doladım. Üçüncüsünde bir kez çekip ilmeği bekletiyorum. Toplamda 4 ilmek var. Hepsini birlikte kapattım ve 2 tane zincir. Al sıradaki kafese yine ikili trabzan, 2 iki zincir, yandaki kafese bir tane daha 2 zincir. Orta yaprağın biraz daha uzun olması gerektiğinden dolayı burayı almıyorum. 1 Toplamadan düz olarak örerek geçiyorum. Ön trabzan. 2 tane zincir yandaki kafes. Tekrardan iki zincir ve bu soldaki yaprağı da topluyorum. Bir kez geçir. ikinci trabzanı bir kez çek. Üçüncü trabzanı da bir kere hepsini birlikte topla. Üçgen bir trabzan grubu oluşturduk. İki tane zincir. Aldım köşe kısmındayım. Dediğim gibi bu köşe kısmını fıstık örgü puf olarak da örebilirsiniz. Tercih sizin. Tekrar iki zincir Buradaki işlemin aynısını bütün yapraklara uyguluyoruz. Sırayı tamamladım ve su taşını ördüm. 7. sıra, motif dahil 7. sıra. 2 tane zincir. Şimdi burada farklı bir uygulamaya geçiyoruz. Bu sıra önemli. Şaşırabileceğimiz sıra burası. 1 şu ilk sıra, 1 de burası. 2 tane zincirden sonra şuradan hemen yanındaki kafesten 1 tane ikili tırabzan, 1 2 3 zincir. Tekrar dip kısmından V kafes yapıyorum. Şunu yapıyorum. Bir üst sırada yaprak sayısı birden ikiye çıkacak. Tekrar iki tane zincir. Ve şimdi önemli olan kısım. Hemen önümdeki kafesten alıyorum. İki zincirle devam ediyorum. V kafesten sonra şurada bir kafes ördüm. İki tane zincir. Şimdi şunu atlıyorum. şuradakini atılamıyorum. Orta yaprağın sağındaki ve solundaki trabzanı atlıyorum. Bu sırada ortadaki yaprağı kapatıyorum. İki tane zincir. Dip kısmındaki kafesi atlıyorum. yanındakinden tekrar iki zincir koton iplerle astarsız mevsimlik baharlık çok güzel battaniyeler yapabilirsiniz yaprağın üzerinden şu kısma geçmeden önce ne yapacağız bunu da unutmuyoruz şurada olduğu gibi su taşının hemen dibine ortadaki yaprağı topladığımız sırada su taşlarının yan taraflarından Üst sıranın yaprak kafeslerini oluşturmaya başlıyoruz. Toplama sırasında V kafesleri örmeye başlıyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. Su taşının hemen önüne bir tane V kafes. iki tane zincir. Hemen önündeki kafesten ikili bir trabzan, iki zincir. Yandaki kafesten ikili bir trabzan, iki zincir. Şimdi öndeki kafesi atlayıp direkt ortadaki yaprağın trabzanlarını topluyorum. Atla yandakinden. Burada 4 tane kafesim olması gerekiyor. Şöyle şu V'den sonra 1 2 3 4. Ve burayı da unutmadan kafesimi örüyorum. 4 yaprağı da tamamladım ve sıra başına geldim. Şimdi trabzandan sonra 2 adet zincirimi tekrar örüyorum ve şu hazırlamış olduğum kafesin içerisine. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 adet trabzan ördükten sonra 2 tane zincir dibindeki kafesi atlıyorum. Genişlemeye başladıktan sonra hemen dolgunun yanındaki kafesi atlıyorum. Bir sonrasından 2 tane zincir bir sonrasından alt sırada 4 adet kafes yapmıştık. Şöyle sırayla hepsine batıyorum. Nereye kadar? Şu V kafesin yanındaki yere kadar. Oraya orayı atlıyoruz. Toplamda bu sırada 1, 2, 3 adet kafes. 2 tane zincir ve içerisine atlıyorum. 9 adet trabzan, 2 tane zincir ve köşeye geçiyorum. Su taşını örüyorum. 2 tane yaprak oldu. Bir de sağına ve soluna birer tane daha geldi. Ve trabzanlarını örüyoruz. Şimdi şu orta kısım 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Birer adet eksildi şöyle. Sırayı bu şekilde tamamlayalım. 4 bir kenarına ikişer adet daha yaprak için Zemin hazırladık Modelimizin bitmesine az kaldı çünkü artık hep birbirini tekrar edecek Şu tepenin kapanma kısmında göstereceğim 2 zincirden sonra yine alt sırada yaptığımız gibi Alt sıralarda yaptığımız gibi önden alarak dokuzlu trabzan grubunu Ön trabzan olarak Örüyoruz Trabzanlardan sonra yine iki zincir ve yine dip kısmına atlıyorum. Dört, üç ve iki adet oldu. İki zincirden sonra yine yan taraftan aynı şekilde. İp yün olduğu için şöyle ele avuca sığmıyor. Biraz böyle gevrek duruyor ve hoş duruyor. Hafif bir basınca da çok güzel olmakta. Evet dört kenarı bitirdik. Tekrardan iki zincir ile alt sırada olduğu gibi. trabzan grubunu ör, iki tane zincir, aradaki kafese yeni bir kafes oluşturuyoruz. Burayı atlamıyoruz. Ördüm de biliyorum. <laughs> Hata yaptım da döndüm döndüm söktüm orayı. Tekrar iki zincir soldaki üçüncü yaprağı ön trabzan olarak örüyorum. İki tane zincir. Alttaki yaprağın kapanma örgüsüne devam ediyorum. İki tane kafesim kaldı tepe noktasında. Hemen şu dolgunun yan tarafına yaprağın soluna atlıyoruz. Zincir. Kafesin bu defa bir tane. iki zincir, yaprağın yanındaki kısmı atlıyorum. Direk yaprağın ön trabzanlarını örmeye başlıyorum. İki zincirle önümdeki kafese trabzan örüyorum ve yeni kafesleri oluşturmaya başlıyorum. Sırayı tamamladık. Su taşını ördük. 2 zinciri çektik. Tekrardan başlıyorum. 11. sıra. Burada aşağıda yaptığımız gibi aynı şekilde yan yaprakları 3. sırasında topluyoruz. Ortadaki yaprağı 4. sırasında topluyoruz ve kapattım. 1 2 3. 2 tane zincir. Hemen önümdeki kafese devam ediyorum. Hemen yanındakinden devam ediyorum. 2 zincir. Ortadaki yaprağı normal örüyorum. Ön trabzan olarak toplamadan yandaki kafesten aralarda hep iki zincir var. Tekrar soldaki yaprağı topluyorum sivri bir uç oluşturuyorum. Kapattım ve iki zincir. Şimdi ortadaki kafesim tek kaldı. Onun orta kısmına bir tane trabzan örüyorum. Tekrardan iki zincir. Hemen şu dolgunun, şu yaprağın yanına atlıyorduk, atladık. Bunun da yanına atlayacağız. Yani sadece direği yapacağız ve hemen öbür yaprağın toplamasına başlayacağız. Ortada sadece bir tane tek trabzan kalıyor. Üçgen bir şekilde kapatmış olduk. Sırayı tamamlayalım. Şimdi hep önden örülen örgülerde şapkaların yan tarafı da dahi şöyle yukarıya doğru hele de ön trabzan ile örüyorsanız şöyle kenar kısımları kalkık durabilir. Bu sizi yanıltmasın. Daha sonrasında örgünüz bittiğinde tersinden hafif bir ütü bastığınız zaman o düzeliyor. Hep ön yüzden ördüğümüz için ve ön trabzan olarak ördüğümüzden dolayı. Tersi bile çok hoş bakın. Yani astarsız rahatlıkla mevsimlik olarak kullanılabilir. Örneğin son sırasındayım. Geçişi göstereceğim. Sırayı tamamladık. Su taşını ördük. 2 tane zincir çektik. Şimdi ortadaki yaprağı topladığımız sıradayız. Bu ne demekti? Üste uygulayacağımız yaprakların şu kafeslerini koyacağımız yer demekti. Su taşının hemen dip kısmından buna başlıyorduk. 2 tane V kafes örüyorum. 2 tane zincir. Dikkat edeceğimiz yerdeyiz. Önümüzdeki kafese bir tane trabzan. Yandaki kafese bir tane daha. 2 tane zincirle şunu atlıyorum. Orta yaprağı toplayacağımdan dolayı direkt yaprağı atlayarak 3 trabzanı birleştirerek örüyorum. Hep ikili trabzan yine iki zincir. Dip kısmındaki kafese atılıyorum ve diğerinden iki tane zincir yan tarafından toplamda bu sırada 1 2 3 dört tane kafesim olmakta yine iki tane zincir ve burası geçiş kısmı yaprağı ördük üzerine kapattık Şurada tek trabzanım kalmıştı. 2 tane zincirden sonra o tek trabzanın üzerine atlıyorum. 3 tane zincir dip kısmından tekrardan alıyorum. Ve 2 tane zincir. Su taşı V kafes. 4 tane kafes. Ortadaki yaprağı toplayarak geçtik. Tekrar V kafes, tekrar 2 zincir. Nereye atlıyorum? Yaprağın hemen yanındaki kafese. Kotonlarla, Ebru'li iplerle, batik iplerle, kek iplerle hepsiyle bu örneği rahatlıkla çalışabilirsiniz. Özellikle kek ipte göbekten başlayarak döndüğümüzden dolayı renk geçişi muhteşem gözükecektir. İki tane zincirle ne yapıyorduk? Hemen orta yaprağın yanındaki kafesi atlıyorduk. Burayı unutmuyoruz. Kafes sayısını şaşırmıyoruz. Onun haricinde hepsi kolay. Ve iki zincirle atla yandaki kafesten iki tane zincir. Ve su taşının bir öncesine ve bu şekilde istediğimiz kadar büyütüyoruz çoğaltıyoruz ben bir miktar ilerleteyim Evet bir miktar ördüm ve şöyle muhteşem bir şey ortaya çıktı birazdan tahmini ölçüleri de vereceğim ondan önce bir şey söylemek istiyorum şimdi bunu bir kırlent bir yatak örtüsü veya battaniye olacak şekilde başlamış gibi anlattım bu modeli Aynı şekilde uygulayarak yakadan başlamalı, robadan başlamalı pançolar, bluzlar, tunikler de örebilirsiniz. Bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle tahminen 3 çiçeğin olduğu kısım, şu boşluk, orta kısmı yok sayın. Bir pançonun kafa kısmı için yeterli bir boşluktur. Yani bir lastik uyguladıktan sonra bir miktar eğer lastiği kalın uygulayacaksak bu 4 taneye de çıkabilir sayısından dolayı tahminen şu genişlik yaka genişliği için idealdir. Bu şekilde orta kısmı yok sayarak lastik ördükten sonra boş olarak düşünün. Şuraların omuz arttırması, roba arttırması olduğunu düşünün. Kare şekilde yaka uygulayarak pançolar ve benzeri projeler üretebilirsiniz. Artışını bu şekilde görmüş oldunuz. Çok değişik ve güzel bir model. Astar yapmaya bence hiç gerek yok. Böyle hafif yünlü iplerle de olur. Kotonlarla yazlık. Bebe yünleriyle de olur. Baby kotonlarla da olur. Çok güzel örtüler. Koltuk şalları bile yapabilirsiniz. Şimdi ben örme işlemini burada bırakacağım. Son sıranın bitimindeki son sıranın yapılışını göstereceğim. Ve kenar modelleri için neler olabilir? Onları konuşacağız ve ölçüleri vereceğim. Aynı örneğin üçgen şalını da geçenlerde anlattım ve çok ilgi gösterdiniz. O da gerçekten çok güzel ve merserize ipli. Hafif de ütü basınca böyle tiril tiril çok güzel bir görüntüsü var. Dökümlü. Krem renklerle, açık renklerle, beyaz iplerle özellikle gelin şalları yapabilirsiniz. Bu yünsü karışım, bu da merserize. Burada biraz daha iri olmakta sayılar aynı. Buradaki çiçeklerin ölçüsünü aldım. Bu tığ numarası ve ip kalınlığı ile bir tane çiçeğin yüksekliği yaklaşık 5 cm civarında. Biz burada 1 2 3 4 tane. Araları da var. 5 ve 6 adet. 1 2 3 4 5 6 adet. 6 sıra çiçek uyguladık. Bu 6 sıra çiçek yaklaşık olarak 36 cm genişliğinde. İpimden de bu kadar kaldı yarıyı biraz düştü şimdi kenar dantelini kenar çerçevesini 6 santimetre civarında düşünürsek gövde için bir bebek battaniyesi 90 santimetre iyidir 12 santimetre kenardan gelince 102 santimetre rahatlıkla olur Bir de şu göbek genişliği var 5 santimde orayı desek neredeyse 110 santimetre yapmakta yüksekliği de 5 santimetre ise bir yaprağın şu şekilde 18 sıra çiçek bir battaniye için yeterlidir. Tabii ki de kenar dantelinin genişliğine göre bu değişir. Tahminen bu şekilde. Ve ortalama bence bu ipten de 4 veya 5 tane kenar çerçevesinin modeline göre de değişir tabii ki de. En az 4 tane ipten bir tane bebek battaniyesi çıkar diye düşünüyorum. Şimdi son sıradayım. Diyelim ki battaniyeyi bitirdim. Şu üçlü Ortadaki yaprağın toplandığı sıradayım. Bu sırada bitireceğiz örgümüzün modelini. Bu sırada görüntüyü düzelteceğiz. Üzerine kenar trabzanı veya başka bir dantel uyguladığınızda şu tepe görüntüsü de tamamen kaybolacaktır. Kenar su taşından sonra buraya bir tane V kafes yapıyorduk. Bu sırada onu yapmıyorum. 2 tane zincir. Hemen boşluğa atladım. Tekrar iki tane zincir yanındaki kafesi atladım. Trabzanları ön taraftan alarak topluyorum. Bu kısımlarda herhangi bir değişiklik yok ve kapattım. İki tane zincir. Yandaki kafesi atlıyorduk. Bir sonrasından devam ediyorum. İki tane zincir. Bir sonrasından bir kafes daha iki tane zincir ve Şunun tepesine V kafes yapıyorduk. Şimdi onu yapmıyorum. Buraya bunu yapıyorduk. Onu bırakıyorum. Bir öncesine bir sonrasına. Bu şekilde düz bir kafes yapıyorum. Ve yandan yine devam ediyorum. Son sırayı bu şekilde bitiriyoruz. Ve daha sonrasında kenar kısmına neler yapabiliriz? Kenar kısmına şu trabzanlarla uyumlu olacak şekilde. Şöyle 6 cm kadar yüksekliğinde trabzan örgü örebilirim. Bu trabzan örgünün birisini normal birisinde ön trabzan olarak örersem bir düz bir ters lastik görüntüsünde trabzanım olur ve gayet şık durur. Diğer bir fikir benim aklıma daha çok yatan ve şöyle dantel yapısında bir battaniye olsun istiyorum. Şu kenarına koymuş olduğum su taşını kafeslerin içerisinden bir su taşı bolluğunu şimdi bilmiyorum denemek lazım. Bir tane atlayarak bir su taşı bir atlayarak sanırım iyi gelecektir. Şu kenar su taşını. Geniş bir şekilde hatta 6 cm'den daha da fazla olabilir. Daha da yakışacaktır. Su taşı olarak döndürebiliriz. Ve daha sonrasında eğer yeni doğan bebek için bunu istiyorsak kız için kendine uygun renklerde şu ara kısımlardan kurdela geçirebiliriz. Ve kenar tedi ile battaniyenin kenarında kalan şu kafeslerin içerisinden de bir sıra kurdela geçirerek süsleme yapabiliriz. Kenarlarına fiyonk koyabiliriz. Çok şık ve güzel olacaktır. Hep önden ördüğümüz için ve ipimiz yün karışımlı olduğu için birazcık gevrek ve kabarık duruyordu. Tersinden çok hafif buhar uyguladım. Fazla miktarda ağırlık vererek ütü yapmıyorum. Sadece böyle birazcık buhar verdirerek hafif hafif üzerinden geziyorum ve düzeliyor. Bunu yaparken de kenarlarından iğneleyebilirsiniz. Sağlam bir zemin üzerine kenarlarından çektirerek toplu iğneler ile dört kenarını tutturup üzerinden hafif buharı şoklatarak da yine Aynı esnemeyi sağlayabilirsiniz. Hafif yumuşadığı için de gayet güzel durmakta. Ama ütüyü hiçbir zaman çok fazla üzerine basmıyoruz. Yünlü bir karışım çünkü parlatabilir, yakadabilir. Ona dikkat edeceğiz. Ben bu projeyi tamamlarsam ki tamamlamayı düşünüyorum inşallah tekrardan videosunu çekerim ve kenar danteli ile birlikte ne yaptık son durumunu yine hep birlikte görebiliriz ip sarfiyatı ile birlikte. YouTube, Facebook, Instagram ve Pinterest'ten Emine Toker hobi mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama bölümünde oynatma listelerim mevcut. Oradan bütün videolarıma ulaşabilirsiniz. Abone olanlar bildirim zillerini açarlarsa anlık canlı yayınlardan da faydalanabilirler. Yeni ve güzel projelerde görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.